Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugünkü konumuz gene denklikle ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Aslında başka konulara değinmek istiyorduk planımızda, programımızda. Schengen vizesi, Türkiye'den Türk şirketi üzere gelmekle ilgili, vergi fetarenle ilgili, Romanya, Bulgaristan vizeleriyle ilgili vesaire vesaire birçok konularla ilgili paylaşım yapmak istiyorduk ama denklikle ilgili birçok talep olduğu için, birçok soru sorulduğu için bu konuda bazı açıklamalarda halen daha bulunmak istiyorum. Bu gereği duyuyorum. Çok sorulan sorular olduğu için şimdi nasıl yapmak istiyoruz? Ne yapacağız? Denkliğe başvurursak nereden başlayacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Daha doğrusu bizimle çalışırsanız başkaları başka yolu vardır, başka istedikleri vardır. Herkes aynı şeyleri istemeyebilir, bilmiyorum. Ama bizimle çalışırsanız biz sizden ne istiyoruz, nasıl bir yol alıyoruz, nasıl ilerliyoruz, bunları paylaşmak istedim, bunları anlatmak istedim. Bugünkü videomuzda bu konuları işleyeceğiz. Şimdi ilk önce bize başvuru yapan vatandaşın belgesini istiyoruz. Hangi okul bitirdiğini, hangi belgeye sahip olduğunu bilmek istiyoruz. Bunu görmek istiyoruz. Bunu gördükten sonra olur veyahut da olmaz kendisine dönüş yapıyoruz. Olurunu düşündüğümüz zaman da SSK'sını soruyoruz. Kaç sene yatırıldığını, bunu da öğrendikten sonra başlamak istiyorsa sözleşme gönderiyoruz. Sözleşmeyi imzalatıyoruz. PDF olarak bize ulaştırıyor. Peşinden vermiş olduğumuz adrese orijinalini göndermesi gerekiyor. Peşinden vekalet gönderiliyor. Vekalet sadece ama sadece daha önce de belirttiğim gibi denklikle ilgili o kuruma veriliyor. Artık hangi kurum, hangi meslektense o kuruma veriliyor. Sadece denkliğinizle ilgili başvuru yapabilmek, bilgi almak, bilgi vermek, denkliğinizi almak bittiğinde bize gelmesi için, ulaşması için bir vekalettir. Bunun dışında hiçbir şeye geçerli değildir. Hiçbir şey yapılmaz bu vekaletler. Bu vekalet noter onayı gerekmiyor. Biz size PDF gönderiyoruz. Siz altına tarih, imza, tarih, mekan, yer ve imza atıyorsunuz. Bize PDF olarak geri gönderiyorsunuz. Bu kadar. Daha fazlasını gerektirmiyor. Ondan sonra ücret talep ediyoruz. Peşin öderseniz farklı bir fiyat, sonradan ödemek istiyorsanız biraz daha üstünde bir %10 daha fazla oluyor. Biraz daha farklı bir fiyat alıyoruz. Fiyatımız hep standarttır. Kim ararsa, kim istese herkese aynı standart fiyatları veriyoruz. Bugünün fiyatıyla, bugünün tarihiyle itibaren, çünkü her zaman aynı olmayabilir. Fiyatlar değişebilir. Bugünün tarihi 7. ayın 13'ü 2022'den itibaren peşin öderseniz 500 euro alıyoruz. Taksitle öderseniz 550 euro. Taksit derken daha sonra veresiye. Yani hemen ödemek istemiyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz, sözleşmeyi imzalıyorsunuz, gönderiyorsunuz, vekaleti imzalıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Biz başvuru yapıyoruz, resmi devam veriyoruz evrakları. 2 ay, 3 ay sonrasında aşağı yukarı göndermiş olduğumuz kurumdan ön onay çıkıyor veyahut da ret çıkıyor. Ret çıkarsa zaten bir şey ödemiyorsunuz. Ön onay çıktığında orası diyor ki mesleğiniz muhtemelen şu mesleğe denktir Almanya'da. Bunu devam işletmemizi istiyorsanız 600 euro ödeme yapınız diyor. O anda oraya ödeme yapıyorsunuz. 600 eurosunu bize de 550 euro ücretimizi ödüyorsunuz. Peşin öderseniz hemen başlayalım diyorsanız ödemeyi gerçekleştirirseniz 500 euro alıyoruz. Tercih sizin tabi elinizde. Siz karar veriyorsunuz hangi şekilde, hangi ödeme yoluyla ilerlemek istediğinize kendiniz karar verebiliyorsunuz. Ondan sonra biz sizden SSK dökümü, transkriptinizi, belgenizi, CV'nizi, pasaportunuzu, kimliğinizi, doğum yerinizi, adresinizi vesaire bunları istiyoruz. Bunları bize ulaştırıyorsunuz. Bunun tabi listesini size gönderiyoruz. Tam hangi evrakları istediğimize dair bunları size gönderip ulaştırıyoruz. Ve bunları bize PDF halinde gönderiyorsunuz. İlk etapta bizim elimizde bunlar PDF olarak duruyor. Kontrol ediyoruz, tekrardan başvuru yapıyoruz. Tabi bazıları
tercüme edilmesi lazım. Bazıları edilmemesi lazım. Gerekmiyor. Bizimle çalışırsanız bazıları gerekmiyor, bazıları gerekiyor. Hangisi gerekip hangisi gerekmediğinin, tam hangi evrak lazım olduğunu size tabii o anda, o zaman bildireceğiz, listesini göndereceğiz. Bize ödenilen ücreti, yapılan sözleşmeyi gerçekleştirdikten sonra vazgeçecek olursanız, herhangi bir sebepten dolayı, keyfi bir sebepten dolayı ben vazgeçtim, istemiyorum diyorsanız, bize yaptığınız ödeme yanıyor, geri alma hakkınız yok, geri iade etmiyoruz, hiçbir paranızda hakkınız olmuyor. Başvuru yapıp sözleşme imzalanıp ödeme gerçekleştikten sonra böyle bir hakkınız yok. Sözleşme imzalanıp ödeme yapılmadığı takdirde gene böyle bir hakkınız yok. Gene hukuki yollardan o ücreti alabilme hakkına sahibiz. Yalnız bizim bir hatamız veyahut da eksik gördüğümüz, yanlış gördüğümüz, yanlış bildirdiğimizden dolayı bu iş olmayacak olursa veyahut da vazgeçme mecburiyetinde kalırsa, kurum olarak hani eksik evrak olduğu için, yanlış gördüğümüz, hata yaptığımız için, ki çok şükür bugüne kadar hiçbir hata, hiçbir yanlışlık olmadı, ama her zaman böyle bir şeyin olabileceğini ihtimali alarak bunları sözleşmede de belirtiyoruz. Böyle bir durum olursa tabii ödediğiniz ücret bütünüyle size geri iade ediliyor, kesintisiz. Yalnız hiçbir kesinti olmadan hepsi iade ediliyor. Bunu da bu arada belirtmiş olalım. Şimdi bunun dışında alıyoruz, başvuru yapıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde sizinle bir konuşma gerçekleşiyor, bir yakınlık gerçekleşiyor. Sürekli bağlantı, diyalog halinde oluyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Genelde müşterilerimizden yakın ilgileniyoruz, yakından ilgileniyoruz, her sorusuna cevap veriyoruz, sürekli bir bağlantıda olan birisi oluyor, sürekli onunla ilgilenen bir danışman onun için mevcut oluyor, sürekli istediğinde ulaşabiliyor, tabii en kısa zamanda dönüş sağlanmıyor. Müşterilerimize bilhassa daha özen veriliyor. İşe alınmış olan müşterilerimizin sorularına daha özen veriliyor, telefonlarına daha özen veriliyor. Tabii müşteri olmayan veyahut da müşteri potansiyeli olanlara da ilgileniyoruz, ama en fazla ilgiyi tabii müşterilerimize gösteriyoruz. Tabii bu 4 ile 6 ay arası bir zaman alıyor denkliğin çıkması, iş yeri olmadığı takdirde. Şu anki anlatmış olduğum bütün prosedür sadece denklik. Yani ortada bir iş yeri yok. Nerede çalışacağınızı bilmiyorsunuz. Ve denkliğe başvuruyorsunuz ki bir iş yeri bulup başlama amacıyla, niyetiyle, umuduyla. Sadece bütün konuşma, bu videonun içeriği bu misalden ibarettir. Bu durumda olan vatandaşları ilgilendiriyor. Bu vatandaşların zaten bu sefer mesleği ne olduğunu, neyden anladığını, nasıl bir iş beklentisi olduğunu, hangi maaşta beklenti olduğunu, nereye gitmek istediğini gibi şeyleri bu süreç içerisinde öğreniyoruz, tanışıyoruz. Ona göre ona uygun bir iş bakıyoruz tabii, ona bulmaya çalışıyoruz. Kendisi de bakıyor, biz de bakıyor. Bu işi problemsiz çözüyoruz. Başvuru yaptıktan sonra dedik 2-3 ay sonrasında ön onay çıkıyor. 2-3 ay sonrasında ödeme talebi çıkıyor. Bize ya peşin ödediniz ya o anda ödüyorsunuz ücretimizi. Ondan sonra ödemeyi siz sağladınız, karşı tarafa ödeme girdiği günden itibaren 3 ay, kanunen 3 ay süreci var. 3 ay içerisinde bitmesi gerekiyor. Maksimum 3 ay süre tanınıyor. 3 ay içerisinde denkliğinizin sonucu çıkıyor. Ya kısmi denklik veyahut da tam denklik. Zaten red olunacak ihtimalleri biz eliyoruz. Onları içeri vermiyoruz bile. Ama diyelim ki herhangi bir sebepten dolayı gene de red olma ihtimali yüksektir veyahut da red yiyeceksiniz. Zaten bu ön onay sürecinde bu bize bildiriliyor.
bu denklik çıkmayacak, ret yiyecek diye biz de dosyayı geri çekiyoruz, iptal ediyoruz ki tekrardan bir 600 euro o kuruma da veyahut da 800 euro o kuruma da ödeme gerçekleşmesin durduk yere. Hani zaten olmayacaksa neden bir ödeme gerçekleşsin ki, oraya kadar gelmiyor normal şartlarda. Biz bunu zaten önerlemesini yapıyoruz. Ondan sonra 3 ay geçtikten sonra bize denkliğiniz ulaşıyor. Orijinalde biz size PDF olarak gönderiyoruz. İş yeriniz varsa iş yerine bildiriliyor. Ona göre İşkur'dan, yabancılar dairesinden işlemler başlatılıyor. Gerekli makamlarla görüşmeler sağlanıyor, geliyor. Vizenize başvuruyoruz. Eğer iş yeriniz yoksa denkliğinizi size ulaştırıyoruz. Eğer iş yeri yoksa denkliğinizi size ulaştırıyoruz. Ya orijinal o anda getirip kendimiz teslim ediyoruz. PDF olarak ilk etapta veriyoruz. Orijinal bizim elimizde. Ya orijinalini kargoyla size gönderiyoruz, posta yoluyla veyahut da kendimiz bir şekilde oraya geldiğimizde veyahut da bizim yakın çevremizden, işçilerden, elemanlardan birisi geldiğinde ona veriyoruz, Türkiye'ye getirip size ulaştırıyoruz. Ama o orijinal